Esselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mişkatül Mesabih'in birinci kitabı, Kitabul İman'ın 4. babının 1. faslındaki 86. hadisle devam ediyoruz. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min mevludin illa yuledu alel fıtrati fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisanihi kema tuntecil behim tuntecul behimetu behimeten cem'a'e hel tuhissune fiha min ced'a'e thumme yakulu fıtratallahi leti fataran nase aleyha la tebdile li halkillah dâlike dînul qayyim muttefakun aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Hiçbir doğan yoktur ki fıtrat üzere doğmuş olmasın. Yani her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. فَاَبَوَاهُ onun ebeveyni يُهَوِّدَانِهِ onu Yahudi yapar, Yahudileştirir. اَوْ يُنَصِّرَانِهِ veya Nasrani yapar, Hristiyanlaştırır. Ev yumeccisanihi yahut mecusileştirir. Kemal tuntecul behimetu behimeten. Tıpkı hayvanın hayvan doğurması gibi. Cem'a'e azaları tamam olarak, hılkati yaratılışı tamam olarak doğması gibi. هل تحسون فيها من جدعاء anasından doğmuş olan salim azalarıyla doğmuş olan bir hayvanın kulağının kesik olduğunu hiç gördünüz mü, görür müsünüz? ثم يقول sonra dedi ki فطرت الله التي فطر الناس عليها bu Allah'ın insanları üzerine yarattığı fıtratıdır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında bir tebdil olmaz. Zalike dinul kayyim. Bu dost doğru dindir. İşte dost doğru din budur. Muttefakun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim birlikte müttefikan rivayet etmişler. Bu rivayet arkadaşlar, İslam'ın temellerinden, asıllarından birisini teşkil eden bir rivayet. Çünkü her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğunu dikkatimize sunuyor. Her doğan çocuk kendisine bahşedilen fıtratla, tabii hılkatla, tabii yaratılışla Allah Teala'nın onu yarattığı tertemiz biçimde dünyaya geliyor. Daha sonra kendisine arız olan bir takım sebepler, ana babasının etkisi, toplumun etkisi, aldığı eğitimin etkisi vesaire dolayısıyla o çocuk bir inanç benimsiyor, kendisine bir yol çiziyor. Fakat bu çizdiği yol fıtratın dışında bir yoldur. Arızi etkilerle belirlediği şeyler, inanç, ideoloji, kabuller, redler, her neyse, bunlar fıtratın dışında, fıtratın bozulmasıyla oluşan şeyler. Eğer çocuk anasından doğduğu gibi hiçbir etki altında kalmadan büyüme şansına sahip olsa, o çocuk Müslüman olarak yaşayacak. Tabii bir hal ile Müslümanlığı tabii bir hal olarak yaşayacak. Çünkü Allah Teala onu o fıtrat üzere yaratmıştır.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada verdiği örnek de çok dikkat çekici. Kemaltun tecul behimetu behimeten. Hayvanın hayvan olarak doğması gibi, bütün azaları sağlam, tamam, mükemmel bir şekilde doğması gibi. Onda biz bir kusur görmüyoruz doğuştan. İnsanların ona sonradan enleme derler Anadolu'da. Dağlama derler, bir iz işaret vurma, hani koyunlar sürüye katılırken karışmasın diye. Kimi kulağını ucundan keser, kimi ortasından keser, kimi başka bir türlü bir işaret vurur. Bu onda bir nakise oluşturur. Ama hayvan doğuştan öyle kulağı kesik değildir. Dolayısıyla o nasıl doğuştan mükemmel azaları tam doğuyor? İnsan da doğuştan ruhunda, fıtratında herhangi bir leke, herhangi bir arızi, iz bulunmadan doğuyor. Bembeyaz, tertemiz bir şekilde ve o haliyle Müslüman. Allah'ın yarattığı fıtrat bu. Ve Allah Teala bütün insanları bu fıtrat üzere yaratıyor. Dediğimiz gibi o çocuk toplumdan herhangi bir etki almadan büyüse Müslüman olarak hayatına devam edecek. Daha sonra aldığı eğitim dolayısıyla yolunu şaşırıyor. İslam dışı benimsediği her türlü inanç, ideoloji, akaid her neyse o onun yoldan çıktığını, fıtratını bozduğunu gösteriyor. Buradan önemli bir netice çıkıyor günümüz anlayışı bakımından özellikle. Aslında İslam'ın insanlığın ortak ahlaki değerlerini kabul eden bir din olduğu, işte bu küresel, ortak, evrensel ahlaki değerler, işte zulmetmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, efendim, adil olacaksın gibi ortak ahlaki değerler, her ne varsa bu İslam'da da vardır. Dolayısıyla İslam insanlığın ortak küresel, evrensel değerleriyle çatışmaz, çelişmez gibi bir takım saçma sapan tespitler görüyoruz günümüzde özellikle. İslam'ı bir ahlaki öğretiye indirgeyen, o ahlaki öğretimin zemininin de insanlığın ortak kabulleri olarak tespit eden böyle saçma sapan bir şey. Dini buna indirgemek, insanın fıtratını, dinin tabiatını tahrif etmek anlamına geliyor. Çünkü eğer öyle olsa, gerçekten din o küresel, evrensel, ahlaki değerlerden, öğretilerden ibaret olsa, o zaman o insanların, o öğretileri benimseyen insanların da Müslüman olması lazım. Demek ki İslam bunlardan ibaret değil. İslam'ı kendisine özgü kılan başka şeyler var ve insan doğuştan o başka şeyleri de meyyal, onları kabule hazır bir şekilde yaratılıyor. İslam'ı böyle küresel bir takım küreselleştiği söylenen daha doğrusu bir takım değerlere, kabullere indirgemek insanın fıtratına zulümdür. İnsanın kendisine zulümdür. Fıtratta ve dinde bir tahrirat, bir tebdilat, bir tahrifat yapmak anlamına gelir. Dolayısıyla İslam neyse fıtri olan odur, fıtri olan neyse İslam odur diyeceğiz. Eğer Müslümanlar dışındaki insanlar, inanç grupları, kültür grupları her neyse İslam'ın kabul ettiği bir takım şeyleri kabul ediyorlarsa, etmişlerse bu onların İslam'ın kabul ettiği bazı hususları kabul etmiş olmaları dolayısıyla dine bir adım daha yakın durduklarını gösterir. Aralarında, aramızda bir ortak zemin teşkil etmek, tespit etmek gibi bir hataya düşmemiz gerekmez. Demek ki onlara İslam'ın ihtiva ettiği bir takım hakikatler onların kalbine de verilmiş. Ama bu onlarla bizim aramızda bir ayrıyet, bir ortaklık olduğu anlamına gelmez. Onların fıtrata dönmesi İslam'a dönmekle mümkün. İslam'a dönmesi, fıtrata dönmesi demektir. Dolayısıyla biz bu tür şeyleri söylemekle, dillendirmekle kendi bir takım izafi kabullerimizi dillendirmiş filan olmuyoruz. Mutlak bir hakikat bu. Fıtrat bu çünkü. Fıtri hakikat neyse o izafilik kabul etmez. O mutlaktır ve tektir.
Daha önce de birkaç kez muhtelif vesilelerle değinmiştik. Bir kere daha değinelim. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye bazen şey yaparlar, bu hadisten bahsederken böyle bir çeviri yaparlar. Bu doğru değil. İslam fıtratı ve gayri İslami fıtrat yoktur. Fıtrat tektir. O da Allah Teala'nın insanları üzerinde yarattığı fıtrattır ki o da İslam'dır. İslam fıtratı dersek, teşekkür ederim. İslam fıtratı dersek, Hristiyan fıtratı, Yahudi fıtratı, ateist fıtratı da demiş oluruz dolaylı olarak. Böyle birkaç fıtrat türevi kabul etmiş oluruz. Bu doğru değil. Rum suresinde, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينَ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَتَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Buradaki fıtratın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda bu ayet-i kerime de bize bir ışık tutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Demek ki din ile fıtrat arasında bir ortaklık, bir müştereklik var. O ed-dinul kayyim olan dosdoğru din ile fıtrat arasında böyle kopmaz bir ilişki var. Onun için sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa o fıtrata çevir. Demek ki o fıtrata yüzünü dönen insan dine yüzünü dönmüş olacak. Yani İslam'a yüzünü dönmüş olacak. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Allah insanları hep bu fıtrat üzere yaratır. Hep doğuştan Müslüman olarak yaratır. Dolayısıyla bunda bir değişiklik olmaz. Bir şey daha var arkadaşlar. Bu ayet-i kerimede fıtrat ile hanifiyet arasında da bir müştereklik kuruluyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا Yüzünü hanif olarak dine çevir. Bu hiçbir şüpheye, hiçbir tereddüde, hiçbir eğriliğe mahal bırakmadan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun şahsında bize en tabii olan neyse, dost doğru olan neyse ve yaratılışın gereği olan neyse yüzünü ona tam bir teslimiyetle, tam bir teveccühle döndür. Başka herhangi bir şeye bir göz ucuyla bakmak şeklinde bile olsa iltifat etme. Çünkü hakikat burada, mutlak hakikat burada. Keza En'am suresinin 161. ayet-i kerimesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şöyle buyurulur. قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ De ki şüphe yok ki Rabbim beni müstakim bir yola, dost doğru bir dine, İbrahim'in hanif olan milliyetine, milletine hidayet buyurdu. Ve o müşriklerden olmuş değil. Burada bir şey daha çıktı karşımıza. Fıtrat, din ve hanifiyet birbirini bütünleyen, hatta birbirinin yerine kullanılması çok yanlış olmayan müteradif anlamlı kelimeler, kavramlar. Bir şey daha çıktı burada karşımıza. O da İbrahim milliyeti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbrahim milletindendir ve Müslümanlar onun ümmeti olarak biz de İbrahim milletindeniz. Burada din ile hanifiyet ile İbrahim milliyeti arasında da bir müştereklik ortaya çıktı. Buradan şunu anlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz den sonra, onun bisetinden sonra her kim İbrahim Aleyhisselam dinine, onun milliyetine tabi olmak ister, onun ardınca, onun izinden gitmek ister, İbrahim yolu budur, buradadır, İslam'dır.
İbrahim Aleyhisselam'ın yolu bugün İslam tarafından, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tebligatı tarafından ete kemiğe bürünüp ortaya konulmuştur. Bir başka mesele daha çıkıyor. Artık İbrahim Aleyhisselam'dan sonra din adına, şeriat adına ortaya konabilecek şey mutlaka onun yolunu sürdüren doğru biçimde, onun yolunu sürdüren peygamberlere ittiba ile ortaya çıkacak. İbrahim Aleyhisselam'dan önceki peygamberlerin İbrahim milletine tabi olması gibi bir durum söz konusu değil şüphesiz. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra ortaya çıkan bir şey bu. İbrahim milletinden izliyoruz. Bunu Kur'an'a dayanarak söylüyoruz. Buradan İbrahim Aleyhisselam döneminden itibaren itikat ve amel cihetiyle dosdoğru yol, sırat-ı müstakim ona tabi olmakla mümkün olacak. O da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den itibaren İslam dini olarak tebellül, tahakkuk ve tebeyyün ediyor. Buradan bir netice daha çıkarıyoruz. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din aynıdır. Ama millet farklı olabilir. Buradaki millette şeriat, ameliyat, dinin ameliyat bölümü, kısmı olarak dikkatimize sunuluyor. Daha evvelki derste bir tartışmaya dikkat etmiştik, dikkat çekmiştik. Müşriklerin çocukları nerededir ahirette, onların akıbeti nedir? Ve demiştik ki, muhakkık ulema müşriklerin çocuklarının da, gayrimüslimlerin çocuklarının da cennette olduğunu, cennetlik olduğunu söylemiştir. İşte bu hadis de bize bu muhakkık ulemanın tercihinin doğruluğunu gösteren delillerden birisidir. Çünkü bülü uçağına ermeden ölen çocuk, fıtrat üzere ölmüştür. Din üzere, hanifiyet üzere ölmüştür. Dolayısıyla onun cennetlik olmasından daha tabii bir şey olamaz. Meseleyi burada bırakırsak pek bir problem çıkmaz gibi görünüyor. Ama isterseniz biraz ileri götürelim ve diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan Musa Aleyhisselam ve Hazreti Hızır Aleyhisselam, orada Hızır Aleyhisselam'ın henüz çocuk yaşta birisini öldürdüğünü görüyoruz ve Musa Aleyhisselam buna itiraz ediyor. O itirazın gerekçesini de Hızır Aleyhisselam onun akıbetine, büyüdüğünde ne yapacağına bağlıyor. Burası bizim için bir işgal oluşturuyor. Madem her çocuk İslam fıtratı üzere doğuyor ve öldüğünde fıtrat üzere ölmüş oluyor. O halde Hızır Aleyhisselam bu çocuğu ileride şunları şunları yapacak diye günahsız çağında, masum çağında neye dayanarak öldürdü? Bunu nasıl izah edebiliriz? Burada şöyle bir taksimat yapmamız gerekiyor. Bizler, Musa Aleyhisselam da dahil olmak üzere, bütün peygamberler ve onların ümmetleri bizler, zahire bakarak hüküm vermek zorundayız. Müşahede alemine bakarak hüküm vermek zorundayız. Biz insanların kalbini okumakla ya da gaybe ittila kesbetmekle mükellef değiliz. Böyle bir gücümüz, takatimiz, böyle bir yetkimiz de yok. Hızır Aleyhisselam ise işin gaybiyata bakan bölümüyle alakadardır. Taalluku oryadır, teveccühü oryadır. Dolayısıyla o müşahede aleminin ötesine sarkan, gayb alemiyle ilgili boyutlarda tasarrufta bulunma yetkisine sahip kılınmış bir insandır. Hızır Aleyhisselam peygamber miydi, veli miydi diye bir tartışma da var ulema arasında. Ağırlık Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olduğu görüşünde toplanmış.
Ama o peygamberin diğer peygamberlerden bir farkı var. O dediğimiz gibi gayba bakarak hüküm veren, gayba bakarak amel eden, bir takım tasarruflarda bulunan bir peygamberdir. Ki o gayb Musa Aleyhisselam'a dahi kapalıdır. Dolayısıyla biz evet gene her çocuğun İslam fıtratı, fıtrat üzere doğduğunu söyleyeceğiz. O fıtratın İslam olduğunu söyleyeceğiz. Herkese zahiri haliyle muamele edeceğiz. Kimsenin batınını araştırmayacağız. Bununla mükellef değiliz. Dolayısıyla müşriklerin çocuklarının, gayrimüslimlerin çocuklarının cennette olduğunu söylemekle mükellefiz. Evet. (gülüyor) 87. hadis. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. An Ebi Musa radıyallahu anhu قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. İmam Müslim'in naklettiği bir hadis. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim aramızda ayağa kalkarak 5 şey söyledi. 5 cümle söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitte özellikle konuşurken, hitap ederken ayağa kalkıyor. O bildiğimiz hurma kütüğüne dayanıyor. Daha sonra minber yapıldığında kendisine minberin üzerine çıkarak hitap ediyor. Ebu Musa el-Eş'ari de böyle topluma hitap edeceği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o uygulamasını tekrar ederek diyor ki aramızda Efendimiz ayağa kalktı ve 5 şey söyledi. Birincisi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَنَامَ Allah uyumaz ve uyumak onun şanından değildir. İkincisi يَخْفَتُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ Kıstı alçaltır ve yükseltir. Kıstın ne olduğunu birazdan göreceğiz. يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ Gündüzün ameli ona kaldırılır. قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ Gecenin ameli ona gündüzün amelinden önce yükseltilir. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ Gündüzün ameli de gecenin amelinden önce yükseltilir ona. Ve nihayet hicabuhu en-nuru onun hicabı nurdur. Onun perdesi nurdur. Burada bendeki nüshada bir siliklik var. Ali Yürkari'den okuyayım bunu. Tekrar. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه onun perdesi nurdur. Beşinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği onun perdesi hicabı nurdur. Eğer onu açarsa lev keşefehu onu açarsa yüzünün nurundan, zatının nurundan, gözünün gördüğü bütün mahlukatı
yanar. Gözünün gördüğü bütün mahlukat yanar. Bunları izah edeceğiz inşallah. Evet, birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağa kalkarak söylediği şeylerden birincisi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِ لَهُ اَنْ يَنَامَ Allah uyumaz, şüphesiz ki Allah uyumaz. وَلَا يَنْبَغِ لَهُ اَنْ يَنَامَ Uyumak da onun şanından değildir, ona yaraşmaz. Onun hakkında uyuma fiili tasavvur edilemez, düşünülemez, dile getirilemez. Nitekim Bakara suresinin 255. ayetinde, ayetül kürsi'de لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ diyoruz. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de uyku. Yani uykunun mukaddimesi olan uyuklama bile ona arız olamaz. Niye? Çünkü كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ Her işte, her günde, her gün o bir iştedir. Her gün Allah Teala bir iştedir. Her gün dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bizim zaman taksimatımıza göre günü mü kastediyoruz? Hayır. Çünkü gün izafi bir şey. Bugün şu anda burada gündüz ama Amerika'da gece. Veya Endonezya'da akşam vakti. Dolayısıyla biz gün dediğimizde burada öğlen vaktini kastediyoruz. Endonezya'da akşam vaktini kastediyoruz. Amerika'da sabah vaktini kastediyoruz. Gün bütün zamanı kuşatan bir şey aslında mutlak bakıldığında. Dolayısıyla Allah Teala her an bir iştedir. Her an bir yaratmadadır. Hadis-i şerifin gelen bölümleri de bunu dikkatimize sunacak. Allah Teala'nın her gün bir işte olması demek, her an bir yaratmada olduğunu söylemekle eş anlamlıdır. Yahudilerin inandığı gibi Allah 6 günde kainatı yarattı, sonra yoruldu, 7. gün istirahat etti. Allah Teala böyle şeylerden yüce ve münezzehtir. İkincisi, يَحْفَدُ الْقِسْتَ وَيَرْفَعَهُ Kıstı alçaltır, kısar veya yükseltir. Buradaki kıst birkaç anlama gelebilir. Kur'an'da adalet anlamında geçtiğini görüyoruz. Keza rızık anlamında geçtiğini görüyoruz. Hepsini aynı anda kuşatan bir kelime olarak düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. İnsanoğlunun payına düşen amel olur, rızık olur ya da soyut adalet olur. Bunların her biri Allah Teala tarafından belli bir ölçüyle var edilir, belli bir ölçüyle takdir edilir. Dolayısıyla o dilediğinde bu ölçüyü küçültür, dilediğinde büyütür. Dilediğinde rızkı kısar, dilediğinde rızkı genişletir. Dilediğini alçaltır, dilediğini yükseltir. Bütün bunlar kıst kavramının içindedir ve kıst da Allah Teala'nın kudretindedir. Dilediği gibi tasarrufta bulunur. Efendimizin ifade buyurduğu bir başka husus yurfa'u ileyhi amelul leyli kabla amelin nehari gecenin amelleri ona gündüzün amellerinden önce yükseltilir. Gündüzün amelleri de gecenin amellerinden önce yükseltilir. Burada kastedilen amellerimizin Allah Teala'ya belli bir hatime sonunda, hatime ile birlikte yükseltilmesidir. Yani gündüzün amelleri ikindi vaktinden sonra Allah Teala'ya yükseltilir. Gecenin amelleri sabah namazından sonra yükseltilir. Gün bizde biliyorsunuz ikindi ile birlikte biter. İslam'da gün akşam ile birlikte başlar.
ve ertesi gün sabah, ertesi gün ikindi vaktinde sona erer. Şer'i gün böyledir. Onun için biz Ramazan'da, Ramazan ayı girdiğinde oruç tutmaya başlamadan önce teravih kılıyoruz. Önce teravih kılarak başlıyoruz, ertesi gün oruca başlıyoruz. Keza Ramazan bittiğinde de ertesi gün bayramsa o gece teravih kılmıyoruz. Çünkü gün bitti. Ramazan günleri bitti. Akşamla birlikte orucumuzu açtık, Ramazan bitti. Ondan sonra bayram başladı. Şer'i gün akşamla birlikte başlıyor, ertesi gün akşamla birlikte bitiyor. İşte burada da insanın amelleri, gündüzün amelleri ikindiden sonra, gecenin amelleri sabah namazından sonra Allah Teala'ya yükseltiliyor. Allah Teala'ya yükselmesi ne demek? Amellerin yükseltilmesi ne demek? Allah Teala'nın amellerin hesabının tutulmasını irade buyurduğu deftere, mizana, amel mizanına ya da onun nezdindeki hazinelere yükseltilir. Bunların hepsinin kaydının tutulduğu, melekler tarafından kaydının tutulduğu bir yer vardır. Nasıl ki melekler levh-i mahfuzdan alıp getiriyor vahyi, doğrudan Allah Teala'dan alıp gelmiyor. Levh-i mahfuza kayıtlı vahiyler, vakti merhunu geldiğinde melekler tarafından hangi vahiy, kime, ne suretle ve ne miktarda iletilecekse o şekilde alınıyor. Ameller de aynı şekilde Allah Teala'ya onun amellerin biriktirilmesi, kaydedilmesini murad ettiği yere yükseltiliyor ve orada kaydediliyor. Evet, Efendimizin ifadeye koyduğu bir başka husus, hicabuhu en nuru, Allah Teala'nın hicabı nurdur. Gözler onu idrak edemez. Allah Teala bir nur perdesi ile mahlukattan kendisini, zatını gizlemiştir. Bu somut bizim bildiğimiz anlamda bir perdenin iki mekanı birbirinden ayırması şeklinde bir şey aklımıza getirmemeli. Buradan anlamamız gereken şudur, Allah Teala'yı gözün dünyada idrak etmesi, görmesi mümkün değil. Dünya gözü böyle bir şeye uygun, yatkın, münasip yaratılmamıştır. Ahirette evet müminler Allah Teala'yı görecektir. Ama bu ahiret gözüyle olacak bir şeydir. Dünya gözüyle bizim tıpkı nasıl aklımızın tamamını, beynimizin tamamını kullanamıyoruz. Belli oktavın altındaki ve üstündeki sesleri duyamıyoruz. Algılarımız sınırlıdır. Dolayısıyla gözümüzün görme hassası da sınırlıdır. Belli küçüklükteki şeyleri ve belli büyüklükteki şeyleri görebiliyoruz. Bunların ötesini göremiyoruz. Aynı o şekilde Allah Teala'yı görmemiz dünyada mümkün değil. Ahirette nasıl mümkün? Keyfiyetsiz olarak mümkün. Allah Teala'nın herhangi bir yönde, bir istikamette, bir mekanda olduğu anlamına gelmez. Bu keyfiyetsiz bir şekilde müminler Allah Teala'yı görecektir. Allah Teala bizi o bahtiyarlar zümresine dahil eylesin. Eğer o nurdan hicabını açacak olsa, onun yüzünün yani zatının nurundan gözünün gördüğü bütün mahlukat yanar. Allah Teala'nın gözünün gördüğü bütün mahlukat diye düşünmek burada doğru değil. Cümlenin zahiri bize böyle bir anlam takdim ediyor ama sanki burada Allah Teala'nın gözünün gördüğü mahlukat yanar ama gözünün görmediği mahlukat yanmaz gibi mefhumu muhalifinden böyle bir anlam çıkıyor. Buraya dikkat etmek lazım.
Eğer Allah Teala'nın nuru, onun zatının nuru mahlukata yansıyacak olsa mahlukatın tamamını yakar, kül eder. Buradan anlamamız gereken budur. Mahlukat Allah Teala'nın nuruna tahammül edecek kıvamda ve yapıda yaratılmamıştır. Nasıl ateşe dayanıksızdır? Kainatta ateşe dayanabilen herhangi bir şey bilmiyoruz. Mutlaka her şey belli bir sıcaklığın üstündeki ateşte helak oluyor, yok oluyor. İnsan ve mahlukat genelde de Allah Teala'nın nuruna, o nuru seyretmeye tahammül fersa yaratılmamıştır. Evet. ...88. hadis. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal... ...kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...yedullahi mel'e... Burada bir... ...benim nüshamda bir şey var... Gene Ali Yülkari'ye bakalım. La tagiduha nafakatun sahâ'u سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع متفق عليه وفي رواية لمسلم يمين الله ملأ وقال ابن نمير ملآن سحاء La yagdi la yagiduha şey'un el-leyle ve'n-nahara. Evet, müttefakun aleyh bu. Bu rivayet müttefakun aleyh. Burada bir daha devam etmiş 89. rivayet olarak bununla bağlantılı olarak. Kale su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an deraril müşrikine kale Allahu a'lemu bima kanu amilin. Bunların tamamı için müttefekun aleyh demiş Mişkatül Mesabi müellifi. Evet, bu rivayetle birlikte dördüncü babın birinci faslını da Allah Teala'nın izniyle bitirmiş oluyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yedullahi mel'a. Allah Teala'nın eli doludur. La tagdiha nafakatun. Onu infak kullarına rızık bahşetmek, kullarına rızık bahşetmesi Allah Teala'nın o dolu elini eksiltmez, boşaltmaz. سَحَّاءُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Allah Teala'nın elinde dolu olan o eli gece ve gündüz durmadan mahlukata infakta bulunur, mahlukatın rızkını dağıtır, taksim eder. Durmadan böyle yapar.
رَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُدْخَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ. Allah Teala gökleri ve yerleri yarattığı günden bu yana onun infak ettiği, onun rızık verdiği, mahlukata verdiği rızkı görmez misiniz? Tabii ki görürsünüz. Allah Teala'nın bütün bunlara rağmen yaratılışın başlangıcından itibaren mahlukata rızık vermekte olduğu halde onun hazinesi tükenmez anlamında. فَاِنَّهُ لَمْ يَغْضِ مَا فِي يَدِهِ. Buna rağmen Allah Teala'nın elinde bulunanı, o verdiği rızık eksiltmez. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Bidayette arşı su üzerindeydi. وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يُخْفِتُ وَيَرْفَعُ. Mizan da onun elindedir. Alçaltır ve yükseltir. Kısar ve genişletir. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Buraya kadar İmam Bukhari ve Müslim birlikte rivayet etmişler. İmam Müslim'in naklettiği bir farklı lafzı da getirdi Mişkatül Mesabih sahibi. Yeminullahi mel'a. Allah'ın sağ eli doludur. İbn-i Nümeyr, Ravi İbn-i Nümeyr mel'an dedi. Buradaki kelime nedir? Seha'un la yagiduha şey'un. Şey el-leyle ve'n-nehâre, gündüz ve gece bahşettiği rızıklar, mahlukata verdiği rızık Allah Teala'nın elindeki bulunan rızkı eksiltmez. Rivayetin son kısmına burayı bitirdikten sonra geçelim. Allah Teala'nın eli doludur. Bir başka rivayette sağ eli doludur. Bu kinayi bir anlatım. Allah Teala'nın rızkının sonsuz olduğunu, mahlukata vermekle tükenmeyeceğini, nitekim yaratılıştan beri Allah Teala mahlukatı var ettiği zamandan bu yana sürekli olarak onlara rızık verdiği halde hiç kimsenin rızkının eksilmediği, azalmadığı, dünyadaki rızkın eksilmediği, azalmadığı görülüyor. Bu Allah Teala'nın gece gündüz durmadan rızık verdiği halde böyledir. Görmez misiniz ki kainatı yarattığı, semavatı ve arzı yarattığı andan itibaren bu yana Allah Teala onlara rızık veriyor, infak ediyor da elindeki hazinesindeki eksilmiyor. Evet, buradaki dediğimiz gibi kinayi anlatım, Allah'ın elinin dolu olması, sağ elinin dolu olması, sağ el ifadesi, bu Araplarda sağ el kudret anlamında kullanılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın iki eli de sağdır buyurmuş. Yani sol Arapçada zayıflık, eksiklik anlatan bir tabirdir. Herhangi bir şey hakkında kullanıldığında onun zayıf, noksan, eksik olduğunu ifade eder ama sağ el daima kemali temsil eder. Sağ kelimesi, yemin kelimesi daima kemali, kudreti, noksansızlığı temsil eder. O yüzden Allah Teala'nın sağ eli doludur buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onun rızkının, rızık hazinelerinin sonsuz olduğuna, yarattığı şeylere rızık vermekle o hazinenin eksilmeyeceğine atıf yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim Maide suresinde de bel yedahu mebsutatan buyuruluyor. Aksine Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır dediler. Allah'ın eli bağlıdır dediler. Allah cimridir anlamında. Kur'an-ı Kerim'de buna cevap olarak bel yedahu mebsutatan, aksine onun iki eli de açıktır. O yarattıklarından rızkı esirgemez, yarattıklarına cimrilik etmez. Ganiyyun anil alemindir. Alemlerden müstağnidir anlamında bir red var onlara. Mizan onun elindedir.
İşte bu mizan bir önceki rivayette geçen kıst ile aynı anlamdadır. Adalet terazisi, takdir yetkisi onun elindedir. Dilediği zaman alçaltır, dilediği zaman yükseltir. Dilediğini alçaltır, dilediğini yükseltir. Dilediğine rızkı genişletir, dilediğine kısar. O tamamen onun elindedir, yetkisindedir. Evet, son kısmıyla bitirelim rivayetin. Ve anhu, yani gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre o şöyle dedi. Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zerâril müşrikîn. Efendimiz aleyhissalatü vesselam müşriklerin nesillerinden soruldu. Müşriklerin çocukları, nesilleri nereye gidecek, onların akıbeti ne olacak diye soruldu. Efendimiz buyurdu ki Allahu alemu bima kanu amilin. Onların ne yapacak olduklarını ancak Allah bilir. İşte bu daha evvel naklettiğimiz tartışmada, müşriklerin çocukları nereye gidecek, ne olacak tartışmasında bazı alimlerin tercih ettiği bir anlama biçimi dolayısıyla müşriklerin çocukları cehennemdedir demelerine yol açmış rivayetlerden birisi. Allahu alemu bima kanu amilin. Onların ne yapacak olduklarını Allah bilir. Onun için siz müşriklerin çocukları cennettedir demeyin. Belki büyüseler kafir olacaklardır şeklinde anlaşılmış. Böyle anlamış bazı alimler. Başka bazı nasların da eklenmesiyle, onların delaletinin de etkisiyle böyle anlamışlar. Biz bu rivayetin nasıl anlaşılması gerektiğini tartışırken, düşünürken en azından şöyle demek lazım, daha doğru diyoruz. Allah onlara nasıl muamele edeceğini kendisi daha iyi bilir. Yani onlar zaten cehennemlik değil. Çünkü büyüdükleri zaman ne yapacaklarını Allah daha iyi bilir. Kötü işler yapacaklardı. İşte bu Hızır Aleyhisselam'ın gayba bakan yönüyle ilgili bir şey. Ama buradan biz gayba muttala ile mükellef olmadığımıza göre diyeceğiz ki babaları müşrik diye çocuklarının da müşrik olması gerekmez, cehenneme gitmesi gerekmez. Onlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğini Allah Teala daha iyi bilir. Ve bu rivayetle arkadaşlar birinci faslı bitirmiş oluyoruz Allah Teala'nın keremi, yardımı, avru inayetiyle. İnşallah önümüzdeki hafta Kitab-ül İman'ın 4. babının 2. faslıyla devam edeceğiz. Sorusu olan var mı? Efendim? Birinci hadis. Fıtrat olarak insan yaratılışta İslam'a meyyaldir. Evet. İslam'ı öğrenme imkanı olmayan, yani İslam diye bir din var ama dinlerden bir din diyor. Böyle bir insanın faaliyeti bir durum nedir? Yani İslam'ın tek bir geçerli din olduğu konusunda yeterli malumat edinememiş. Bu fıtrat meselesi tabii insanın dışarıdan herhangi bir etki almadan doğması, büyümesi halinde o insanın tabi olarak Müslüman olacağını anlatıyor. Ama bir Hristiyan toplumda veya başka bir dine mensup bir toplumda doğmuş bir çocuk, çevresinin etkisiyle bir inanç, bir kültür benimsemiş, bir şahsiyet oluşturmuş, İslam diye bir dinin varlığından da haberdar olmuş. Ama bu nasıl bir haberdar oluş? Mesela Hristiyanlara İslam nasıl anlatılır? İşte Müslümanlar barbardır, kan dökerler. Efendim,
medeniyetten anlamazlar, pis bir millettir, işi gücü kan içmektir, kan dökmektir şeklinde böyle anlatılır. Deccal gibi yani. Biz şimdi Deccal'ı nasıl görüyoruz, nasıl tanıyoruz? Onlara da haşa ve kella Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu esnafta anlatılıyor. Papazlar tarafından, din adamları tarafından, ideologlar tarafından. Böyle haberdar olmakla o çocuk İslam'ı kabul etmekle mükelleftir diyemeyiz. İslam'ı doğru biçimde anlayacak. Yani İslam hakkında doğru ve sahih haberler alacak. Ve aldığı haberler, işte İmam Gazali'nin söylediğine göre Eş'arilerin tercihi bu. O aldığı haber onu araştırma yapmaya sevk edecek, rahatsız edecek. Böyle bir din var, galiba burada güzel bir şey var, hakikat var. Bunu araştırmalıyım diye onu harekete geçirecek, tahrik edecek. İşte bu takdirde eğer bu kıvamda tebliğ, İslam çağrısı ona ulaşmışsa o adam Müslüman olmakla mükelleftir. Değilse İslam hakkında yanlış bilgiler, kanaatler edinmiş, çarpıtılmış bilgiler verilmiş kişi Müslüman olmakla mükellef değildir diyorlar. Maturidiler de diyor ki bir insan kendisine verilen akılla hiç İslam davetinden, çağrısından haberdar olmasa Allah'ın var ve bir olduğunu bulmakla, bilmekle mükelleftir. Bu ona bunu yapabilecek kapasite verilmiştir. Teferruatla mükellef değildir. Ne zaman ki peygamber tebliğe ulaşır o zaman mükelleftir. Evet. Buyurun. Amellerin Allah'a yükseltilmesi, Allah Teala nezdindeki bir kayıt merkezine diyelim, kaydedilmesi demektir. Makbul bir amel ise kabul edilmiş ameller cetveline, gayrı makbul bir amel ise kabul edilmemiş ameller cetveline yazılacak. Sevapsa sevaplar cetveline, günahsa günahlar cetveline yazılacak. İşte amel defteri diyoruz ya, mahşerde insanlara bu dünyada yapıp ettikleri ameller onlara defterler halinde, kitaplar halinde verilecek. Kim sahip ise, cennetlik ise kitabını sağ tarafından alacak. Kim şaki ise, cehennemlik ise sol tarafından alacak diyoruz. İşte bu amel defterleridir kastettiğimiz. Amellerimiz sürekli olarak yükseltilip o defterlere kaydediliyor. Allah Teala'ya yükseltilmesinden kasıt budur. Evet, sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve elhamdülillahi rabbil alemin.